Neyse, yan lezzet durağı sayfasından herkese merhaba. Sizlerle bugün elmalı, milföylü bir tarif paylaşacağım. Oldukça basit ve pratik. Muhakkak sizlerin de denemesini tavsiye ediyorum. Elinizde milföy ve 2 adet elmanız varsa bu tarifi siz de kolaylıkla yapabilirsiniz. Elmalarımın içini temizledim. Güzelce ince olacak şekilde dilimledim. Daha sonra oda sıcaklığındaki milföylerimi 2 parmak kalınlığında bu şekilde şeritler halinde kesiyorum. Daha sonra ballı bir su, 1 çay kaşığı kadar bal, 1 yemek kaşığı kadar suyumu ilave ettim. Bu şekilde milföyümü tamamen sürüyorum. Elmalarımın kolay yapışabilmesi için. Şekerimi serpiyorum. İnce dilimlediğim elmalarımı gördüğünüz gibi diziyorum. Bilerek yavaş yavaş yaptım ki sizlerde görün diye. Hızlandırmak istemedim. Bu şekilde daha sonra milföyümüzü bu şekilde katlama işlemi yapıyoruz. Daha sonra rulo şekline sararak gül şekli vereceğiz. Biraz hassas oluyor. O yüzden dikkatli bir şekilde yaparsanız daha iyi sonuç alacaksınız. Bu şekilde hazır. Ben muffin kalıplarını kullandım. Dilerseniz direkt bu şekilde de fırın tepsinize koyabilirsiniz. Ben daha nizami şekli olsun diye muffin kalıplarını tercih ettim. Tekrar ikinciyi de göstermek amaçlı da böyle bir şey yapıyorum. İlk önce balımızı sürüyoruz. Sonra şekerimizi serpiyoruz. Daha sonra ince dilimlediğimiz elmalarımızı güzelce koyarak milföyümüzün, kestiğimiz milföyümüzün yarısına gelecek şekilde. Daha sonra kalan yarısını üzerine kapatıp rulo şeklini vererek gül şeklimizi oluşturuyoruz. Çocuklarımla birlikte yaptım. Çok eğlendik. Çok güzeldi gerçekten. Siz de çocuklarınızla birlikte aktivite olarak böyle bir etkinlik yapabilirsiniz. Hem eğlendiriyor hem güzelce afiyetle yiyorsunuz piştikten sonra. Tamamen bütün elmalarım ve milföylerim bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Tekrar toz şeker serpiyorum üzerine. Daha sonra tarçınla da serperek önceden ısıttığım 200 derecelik fırında yaklaşık 20 ila 25 dakika arası kontrollü bir şekilde pişiriyoruz. Elmalı milföy tarifim bu şekildeydi. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Eğer ki bu tarifimi de sonuna kadar izlediyseniz beğenip kanalıma da abone değilseniz de abone olarak destek olursanız çok sevinirim. Bir sonraki tarifimde tekrar sizlerle görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.